Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ankebut suresi 14. ayetten devam ediyoruz. Ve lekad hemle hemgat bir vurgu bir tehdit ifadesi. Geldi meallerde celalim hakkı için, şanım hakkı için and olsun gibi çevriliyor. Erselne gönderdik, biz gönderdik. Nuhan, Nuh'u gönderdik. İle kavmihi, kavmine gönderdik. Fe bu göndermemizin ardından lebise kaldı. Fihim, onların arasında. Burası normalde hum, fi'den dolayı hime dönüşüyor. Fihim, onların arasında kaldı. Elfe, bin demektir. Elfe senet, bin yıl kaldı. İlle hariç, ille hamsine, hamsin de 50 demektir. Arapçada mesela hamse 5, hamsin 50 şeklinde. Zaten bu onlu sayılar bu şekilde bitiyor işte. Mesela aşrin, selesin, tabii bu selesun, arbaun, hani o şekilde inli ya da unlu cümle içerisindeki durumuna göre değişiyor. Amen. Amen bu da yıl demektir. Sene ve amen. 50 yıl hariç diyor. Yani 1000 yıldan 50 yıl çıkardığınızda 950 yıl kalıyor matematiksel olarak. Aralarında 950 yıl kaldı. Ve bunun ardından akazahum onları ya da ama diyebiliriz burada. Akazahum onları tufan. Onları tufan yakaladı. Vehum İken, zalimun, onlar zalim kimseler iken. Biliyoruz Hazreti Nuh'un kavmi bu kadar süre içerisinde Hazreti Nuh Efendimiz'e iman etmediler. İman etmemenin karşılığı da zaten bütün peygamberlerin kıssalarında hep nedir? Bir azapla olmuştur. Tabii dünya azapları bir yana bir de ahirette görecekleri azap da söz konusudur. Burada and indeed we sent Nuh, İngilizce'de Noah diye geçiyor. Biz Nuh'u gönderdik to his people, kendi insanlarına. Tabii insanları yani biz Türkçe'de daha çok kavmine diye kullanıyoruz. And he stayed among them, onların arasında kaldı, 1000 years, bin yıl, less 50 years, yani bin yıldan 50 yıl az. Inviting them, davet ederek, Hazreti Nuh Efendimiz'in biliyorsunuz Nuh suresinde geçen ben onları gece gündüz, gece davet ettim, gündüz davet ettim, açıktan davet ettim, gizlice davet ettim. Ama benim davetim ancak onların kaçışını artırdı şeklinde bir yakınması da var. Yani insan orayı okuyunca Nuh suresi hakikaten çok etkileniyor. Yani davet ediyorsunuz, ediyorsunuz ve ancak kaçışı artırıyorsunuz. Ve Nuh Efendimizin yani Rabbim ben artık mağlup oldum, bana yardım et şeklinde bir duası da var biliyorsunuz. O da hangi surede geçiyor? Şu an emin olamadım. Kamer suresi olabilir. Kamer suresinde öyle yani mağlup oldum, yardım et şeklinde Nuh Efendimiz de öyle söylüyor. Yani hakikaten 950 yıl anlatıyor, anlatıyor. İman etmeyen etmiyor ve burada anlatma noktasında anlatma düşündüğünüzde Allah peygamber gönderiyor. Peygamberin anlatmasında hiçbir eksiklik olmaz. İnsanlar iman etmek istemedikleri için iman etmiyorlar. Orası çok önemli. Yani hatta anlatma noktasında kişi anlatan kişi eksik de olabilir. Hatalar da olabilir. Yanlış bir şey de söyleyebilir. Anlamak isteyen insan onu gider düzeltir. Yeni sorular sorar. Ve o zaman anlatan da dinleyen de gelişir. İyi niyetli olduktan sonra bir sıkıntı olmaz. Burada bakınız anlatan kimseler hep peygamberler ama anlamayan veyahut anlamak istemeyen insanlar kitlesi var. Burada Allah korusun onlar hep peygamberleri suçlamışlardır ama. Yani onlara türlü türlü hakaretlerde bulunmuşlar, iftira atmışlardır. Ve onun da karşılığını göreceklerdir. Evet. Siz anlatmanıza bakın o zaman. Yani
herhangi bir şeyi anlatmamıza bakmamız lazım. Biz anlatıyor muyuz, anlatmıyor muyuz? Bizim sorumluluğumuz o kadardır. Hata ettiğimizde Rabbim bizim hatalarımızı affetsin. Onun için de sıklıkla dua etmek lazım. Çünkü peygamberler dışında kimse kusursuz değildir. İnsanoğlu hep hata ile vardır. Hata ile bilinir. O yüzden anlattığımız şeyin ardından da istiğfar ederim, dua ederim. İnşallah Rabbim güçlü kılar o şekilde diyelim. Inviting them, onları davet ederek to believe in the oneness of Allah. Yani Allah'ın birliğine iman etmeye, birliğine iman etmeye davet ederek, yani monoteizm, tek Allah inancına. And this God, kaldırma, atma, the false gods, yani o sahte tanrıları, and other deities, diğer tapılan şeyleri, bu deities de, bunun da tanrı gibi bir anlamı var. Onları ortadan kaldırmak için, kaldırmalar için davet ediyor. And the deluge overtook, bir tufan, them, tufan onları ne yapıyor? Yakaladı, aldı. While iken, they were zalimun, zalim kimseler iken, zalimler de şu şekilde, wrongdoers diye geçiyor. Yanlış yapan kimseler, polytheist, yani birden fazla tanrıya iman eden, aynı zamanda disbelievers, kafirler şeklinde buyuruyorum. Fe enceynehu, biz onu kurtardık. Ve ashabe sefireti, ve gemi halkını da, gemi ashabını da kurtardık. Ve cealnehe, kıldık. Cealnehe, ayeten, onu bir ayet kıldık. Lil alemin, alemlere bir ayet kıldık. Yani bugün Hazreti Nuh'un kıssası hep bahsedilmekte. Aynı zamanda gemiyle alakalı, hatta farklı yerlerde olduğuna dair, ki zaten iyi şeylerin hep çok müşterisi oluyor. Yani işte Ashab-ı Kehf nerededir? Herkes farklı bir yerde olduğunu söylüyor. Herkes ona sahip çıkmaya çalışıyor. Aynı zamanda işte Nuh'un gemisi nerededir? O şekilde. Tabii amaç orada onu bir ibret olarak görmek ayrı, ama maalesef turistik bir gezi boyutuyla değerlendirmek, aa işte ben Nuh'un gemisini gördüm falan, orada bir fotoğraf çekilip onu sosyal medya üzerinden paylaşmak, bir resim attık, onun beğenisini görmek falan gibi bir şey, o din değildir. Oradan ibret almak lazım. Rabbim o ibreti alan kimselerden eylesin bizleri. Then we saved him. Kurtardık. And those with him in the ship. Onunla beraber gemide olan kimseleri. And made it. Yaptık the ship. Gemiyi. An ayet. Gemiyi bir ayet yaptık. A lesson. Bir ders. A warning. Bir uyarı yaptık. Şurada mesela lesson, bir ders yaptık diyor. Tabii bizim aklımıza ders denilince ancak okullarda görülen bilgiler geliyor artık. Bunun yerine hayatın her aşamasında bir ders vardır. O dersi alma gayreti içerisinde olmamız lazım ve bu ders içinde insan bedeni hazır bir şekilde yaratılmış. Gerek fiziksel durumuyla, gerek duyu organlarıyla ve hisleriyle onu almaya her an hazırdır. Bu duyuları, bu alıcıları kapatmamak lazım. Hayatın her aşamasında ders vardır aslında. Ders sadece okul içerisinde görülen şeyler değildir. A warning, bir uyarı kıldık. O da alemin, alemler için, mankind, yine insanoğlu için, cinler için, and all that exists. Aynı zamanda var olan her şey için. Bakınız, bu ders alemler için verilmiş, insanoğluna, aynı zamanda cinler de, demek ki o geminin halinden ibretlerini alıyorlar. Yoksa alemler demezdi yani, Allah-u Alem. Ve İbrahim'e, İbrahim izgale, hani İbrahim'i hatırla, yani izgale li kavmi, hani kavmine şöyle demişti, e'budullah, yani normalde u'bud, burası hi olunca hi'budu gibi şeklinde oluyor, Allah'a kulluk edin, vetteku, ve ondan korkun, ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin, zelikum, bu zelike şeklinde, zeliki gibi değişebiliyor. Bu anlamda zelikum sizle alakalı olduğu için kum oluyor. Hayrul lekum, sizin için daha hayırlıdır. Ya da en hayırlı diye çevirmek de mümkün olabilir. Lekum, sizin için, in, eğer, saate, kuntum. Kuntum tek başına siz idiniz demek. Mesela şu
şunu kapat demişler. Kuntu. Bunun kökeni biliyoruz. Kâne. Hatta kevvene demiştik. Kuntu. Ben idim. Şurası T olunca kunte, sen idin. Kunne olunca biz idik gibi. Şu son kısım geçmiş zamanda böyle değişiyor. İn kuntum te'lemun. Yani eğer siz gerçekten bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır demişti Hazreti İbrahim Efendimiz kavmine. And remember İbrahim, yani Abraham, when he said to his people, onun insanlar yani halkına şöyle demişti. Worship Allah, Allah'a dua edin, ona kulluk edin, alone, yalnızca. And fear him, ondan korkun. That is better for you. Bu sizin için daha iyidir. If you did that but now. Bu ifade, yani did but now ifadesini bilirseniz diye çevirmek mümkün. İnneme, burada bir vurgu ifadesi var. Ancak anlamında. İnneme te'abudune, siz kulluk ediyorsunuz. Min dunillahi, Allah'ın yerine. Efsanen, putlara kulluk ediyorsunuz. Ve tehlukune, tehlukune anlamsal olarak yaratmak demektir. Halaka fiilinden geliyor. Ancak burada uydurmak anlamında, icat etmek, ifke ve bir iftira, yanlış uyduruyorsunuz. İnne şüphesiz ellezine an te'abudune, te'abudune, siz kulluk ediyorsunuz. Min dunillahi, Allah'ın yerine kulluk ediyorsunuz. La yemlikune, sahip olmayan, hiçbir şeye sahip olmayan, lekum, sizin için, rızkan, rızık olarak bir şeye sahip olmayan ve bunun, bu yüzden, bundan dolayı febtegu, arayın, indallahi, Allah'ın katında, indallahi rızka, Allah'ın katında rızık arayın, ve abuduhu, ve ona kulluk edin, veşkuru leh, ve ona da şükredin. Bu rızkı bulduğunuzda da şükredin. Müminin böyle olması lazım. Mümin rızkı ancak ve ancak Allah katında aramalıdır. İleyhi, ona turcaun, ona döndürüleceksiniz diye. Siz döndürüleceksiniz. Bu mesela raca'a fiilinden geliyor. Eğer tercu'une olursa siz dönersiniz demektir. Turcaun olursa döndürülürsünüz, döndürüleceksiniz demek. You worship, siz kulluk ediyorsunuz. Besides Allah, Allah'la beraber only idols, ancak nedir? Putlara kulluk ediyorsunuz. And you only invent, sadece uyduruyorsunuz. Invent, icat etmek demektir. Bu tip ifade uydurmak diye çevirmek daha doğru olur. Invent, falsehood. Yani yanlış bir şeyi uyduruyorsunuz, iftira ediyorsunuz. Verily, doğrusu, those whom you worship. Yani sizin, buradaki whom, the anlamı katıyor buraya. Those whom you worship. Sizin kulluk ettikleriniz, besides Allah, Allah'ın yerine kulluk ettikleriniz, have no power, herhangi bir gücü yoktur, to give you provision. Size rızık verme konusunda herhangi bir gücü yoktur, herhangi bir şeye sahip değillerdir. So, bu yüzden, seek aramak demek, your provision. Rızkınızı arayın from Allah. Allah'tan arayın alone. Yalnızca Allah'tan arayın. And worship him. Ona dua edin. Yalnızca Allah'a dua edin. And be grateful to him. Ve ona şükredin. Ona karşı minnettar olun. To him alone. Yalnızca ona. You will be brought back. Yalnızca ve yalnızca ona döndürüleceksiniz. Bu döndürülme mevzusu. Yani insanoğlu biliyorsunuz bir süreç yaşıyor, doğuyor, bir hayat yaşıyor ve hayatın sonunda ölüyor. Bu bir gerçek. Bu öldükten sonra bunların hepsi zaten Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Hayat verme, öldürme konusu hep konuşuluyor ve Allah'a döndürülme. Bu insanın imanıyla alakalı bir şey. Gördüklerimizden başımıza geleceğimiz şeyi de hissedebilmemiz lazım. Bunların hepsini Allah bize bir kısmını gösteriyor, bir kısmına da iman etmemizi istiyor. Biz de inşallah iman ediyoruz. Yani bu Allah'ın bir lütfu. Rızık arama konusuna gelince Müslüman dünyası olarak ya da ondan önce insanlığın sadece ve sadece artık hayatı bir rızık meselesine dönüştürdüğü ortada. İşte herkes aslan payı
kapan kapana, işte ekmek hastanın ağzında falan gibi düşünüyoruz. Oysa rızık Allah'tandır. Allah size bir şey vermek istemediğinde ne yaparsanız yapın, o olmayacak. Vermek istediğinde de ne yapılırsa yapılsın, kimler engellemek isterse engellesin, Allah o rızkı size verecektir mutlaka. Bu imanda, bu inançta olmak lazım. İnsanın rızkını araması nedir? Bir hareket halinde olması lazım. Yani geçenlerde bir belgeselde görmüştüm. Belgeselde işte balina denizin ortasında böyle ağzını açıyor, okyanusun ortasında ve devasa bir ağzı var zaten. Ağzı çok kısa bir süre içerisinde doluyor, taşıyor böyle. İşte bakıyorsunuz o onun rızkı. Yani sadece denizde bulunduğu yerde, okyanusta ağzını açması yetiyor onun için. İşte bir kuşun rızkı için nedir? Uçması gerekiyor. İnsanın da çalışması gerekiyor. İnsan çalışmayı asla ihmal etmemeli. Ama çalışmasının sonucundaki elde ettiği şeye razı olması lazım. Bir kısmı bu dünyada verilebilir, bir kısmı ahirette verilebilir. Biz bazen bazen ayeti bile yanlış yorumlayabiliyoruz. Yani insana ancak Necm suresinde geçen ayet-i kerimede insana ancak çalıştığı vardır diye buyuruyor. Yani çalıştığı vardır, çalışacaksınız o zaman çalıştığınızı alacaksınız gibi bir anlam. Alamayabiliriz de ama biz hep çalışacağız. Ne için çalışacağız? Allah rızası için çalışacağız ve rızkımızın peşinde koşacağız ve doyduğumuzu göreceğiz. Eğer rızık bir karın tokluğuysa ve belirli eşyalara da sahip olacağımızı bileceğiz. Ama o eşyaların hiçbiri bizde kalmayacak. Belli bir zaman sonra hatta insanın yedikleri de kendisine yük olmaya başlıyor. Şöyle bir ifade var. 40 yaşına kadar adam yemeği yer. 40 yaşından sonra da yemek adamı yer şeklinde. Ki zaten belli bir zamandan sonra insan için ne başlıyor? Rejim yapıyorum falan derler. Hatta eskiler daha farklı bir ifade kullanırdı onun için. Perhiz yapıyorum derlerdi. Bu Farsçadan gelen bir ifade yani. Perhiz karan. Hatta perhiz karan rejim yapma anlamında bu takva sahibi kimseler için o Bakara suresinde Farsça'da öyle kullanılır. Yani diyor işte onlar perhizkaran yani müttaki kimseler, takva sahibi kimseler. E ne yapıyor o zaman? Allah'ın emirlerine karşı perhiz yapıyor. Yani Allah'ın yasakladığı bir şeyi bırakıyor. Yapmasını istediği şeyi de yapıyor. Bu şekildedir. Tabii farklı bir noktaya değindik burada. Biz insan olarak hayatta elimizden geleni yapacağız. Ondan sonrası geri kalan kısımda da tevekkül edeceğiz. İnşallah Rabbim bizleri asla karşılıksız koymayacak. Evet. Ve in tukezzibu. İn biliyoruz sase demek. Geniş zamanda kullanıldığı vakit ardındaki fiilin sondaki harekeyi düşürüyor. Burası mesela tukezzibu ne olacakken inden dolayı tukezzibu şeklinde oluyor. Yani onlar yalanlarsa, yani siz yalanlarsanız, bu kezdi bu, siz yalanlarsanız, eğer siz yalanlıyor iseniz diye çevirmek mümkün. Ve inin devamı fe ile, gad, muhakkak, kesinlikle, kezdebe yalanladı anlamında, umemun milletler anlamında, min gablikum, sizden önceki milletler de yalanladı. Ve me ale rasuli, bu me ille ile çevrilince ve me aler rasuli peygambere düşen şey ancak nedir? Apaçık bir tebliğdir. Apaçık mesajı iletmektir. Burada hani me ille ile kullanınca ne? İki türlü peygambere düşen iletmek ancak iletmektir ya da peygambere iletmekten başka bir şey düşmez diye olumsuzmuş gibi ama anlamsal olarak aynı noktaya gelecek bir çeviride yapmak mümkün. Böyle le ille, lem ille, lem ille, me ille gibi gördüğünüzde o şekilde bir çeviri yapmak mümkün. Evet, and if you deny, deny inkar etmek demek. Eğer siz inkar ediyorsanız, yani bu bir marifet değil. Then nations before you, sizden önceki toplumlar, nations, milletler have denied, onlar da inkar ettiler. Their messengers,
peygamberlerine, hatta buna have denied derken şu çeviriyi aldığımda buna siz de dahilsiniz. Yani sizden önceki geçmiştekiler de bugüne kadar ne yaptılar? İnkar ettiler. They messengers peygamberlerine and the duty of the messenger, peygamberin görevi, bu messenger, mesaj ileten kimse şeklinde de yorumlanabilir, is only to convey. Yani sadece convey, iletmektir, söylemektir. The message plainly, apaçık bir şekilde söylemektir. Burada da apaçık bir şekilde söylenecek mesajı eğip bükmeden net bir şekilde söylemek lazım. Ve bu ayet-i kerimeyle de bitirelim. Burada bizim görevimiz, Müslümanların görevi ancak mesajı anlatmak. Anlatmak için de nedir? Çok öğrenmek lazım. Rabbim yaptığımız hatalarımızı affetsin. Sadakallahul azim.